Süleyman Özışık. Mansur Yavaş'ın cevap veremediği soru. Yerel seçimlerden sonra CHP'lilerin tamamı hep bir ağızdan Türkiye'yi yönetecek adamı bulduk diyordu. Onlara göre İstanbul'u kazanan Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi yönetmek için biçilmez kaftandı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğu geçici bir makamdı. İmamoğlu bu koltuğa sığmayacak ve ilk genel seçimlerde Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacaktı. Öyle diyorlar. Üzerinden hepi topu bir buçuk yıl geçti. O gün kendinden iri laf edenler, şimdi İmamoğlu ismini dilinin ucuna dahi almıyor. Samimi olanlar, bırakın ülkeyi, bir köy bile teslim edilmeyecek adama İstanbul'u teslim ettik diyor. İmamoğlu'nun gözden düştüğü dönemlerde kendilerince yeni bir lider arayışına girdiler. Bu arayış çok fazla sürmedi. Bu kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı pışpışlamaya başladılar bir buçuk yıllık belediye başkanlığı görevini sıfır icraatla geçiren Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı koltuğuna layık görmelerinin tek nedeni vardı. Kürsüye her çıktığında ben Ankaralı'nın parasını kimseye yedirmem diyor ama eline geçen paraları da heykel yapımına aktarıyordu. Bir CHP'li için bundan daha büyük hizmet olur mu? Ancak Ankaralı'nın parasını kimseciklere yedirmem, boşuna israf yapmam diyen Mansur Yavaş'ın balonu da Önceki gün patladı. Mamak Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Göse kürsüye çıktı. Cevabı çok basit olan şu soruyu sordu. 2019 ve 2020 yılı bütçesi olarak 10 milyar para harcadınız. Bu paralar milletimizin Ankara Büyükşehir'e Sayın Mansur Yavaş'a emanet ettiği paralar. Ben milletim adına soruyorum. Ankaralı hemşerilerim adına soruyorum. 10 milyar bütçeyi nereye harcadınız? ben Ankaralı'nın parasını kimseye yedirmem kardeşim diyen Mansur Yavaş'ın bu soruya şakır şakır cevap vermesini beklersiniz değil mi? Peki Mansur Yavaş ne yaptı? O görüntüler internette dolaşıyor. Açıp izlediğinizde Mansur Yavaş'ın cevap vermek yerine heyecandan ne diyeceğini bilemez hale geldiğini bir süre lafı eveleyip gevelediğini göreceksiniz. Ne geveledi derseniz onu da söyleyeyim. Şimdi ben bu soruya cevap veririm ama bizi bu saatte kim dinleyecek ki? Onun için önümüzdeki ay cevap vereceğim. Hem burası küçük bir salon. Bir klima ile ısınıyor veya havalandırılıyor. Burada korona bulaşma riski çok yüksek dedi ve vın. Kaçar gibi salondan gitti. Onun cevap veremediği soruyu yine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse cevapladı. Başkan Ankaralı'nın paralarını deyim yerinde ise har vurup harman savurmuş. Sadece heykel yapımına buçuk milyon lira para ayırmış. Başka söze gerek var mı? Ama Tabii Ekrem İmamoğlu gibi temel atmama töreni yapmadığı için ve sık sık tatile çıkmadığı için CHP'lilerin gözdesi olmaya devam edecek. Bakın size çok basit bir karşılaştırma önerisinde bulunayım. Murat Köse, Mamak Belediye Başkanı, Mansur Yavaşsa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı değil mi? Gelin ikisinin 20 ayda ortaya koyduğu hizmetleri birebir karşılaştıralım. Murat Köse elindeki kısıtlı imkanlara rağmen Mansur Yavaş'a 10 gömlek fark atmazsa ben de bu mesleği bırakırım. Ama gelin görün ki memleketimin insanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığına layık görürken Murat Köse ve Murat Köse gibi hizmet adamlarını ise görmezden geliyor. Yazık, gerçekten yazık.